yere yayılmış. Şimdi ben az önce Hakan Çelenk'i bir anlıyorum. Bu ancak toptan bir temizlikle olur. Bir iktidar değişir ve bunun hesabı hukuk önünde sorulur. En büyük değişiklik böyle olur. Yani halk sorar hesabını. O yüzden de seçmen gözüyle bakmak tabii ki bir gazeteci açısından çok sağlıklı. Fakat bunun ben daha ziyade konuşmak zorundayız. Tabii. Fakat ben gençlik yıllarını Türkiye'de adliyelerde geçirmiş bir gazeteci olarak İşin hukuki kısmından bakmayı daha çok seviyorum. Daha çok onu daha çok sahipleniyorum açıkçası. Çünkü artık bu ülkede hani evet anladık takım tutar gibi parti tutuyor bizim halkımız. Bunu artık biliyoruz. O yüzden refleksleri, fikirleri önemli. Önemseniyor, konuşuluyor. Ama yani hangi partiye oy vermiş olursan ol, hangi lideri seversen sev. Ortada hukuk olmayınca, yargı işlemeyince bak iş nerelere geliyor? Sonra biz tutuyoruz. Erzurum seçmeni ne düşünüyor? İktidar seçmeni ne düşünüyor? Muhalefet seçmeni ne düşünüyor? Ya bunun vicdani rahatsızlığı duymak için herhangi bir şey, o şehirden olmaya gerek var mı? O partiye oy vermeye gerek var mı? Bak ne diyorum? Deterjan 300 lira, bulaşık deterjanı 300 lira. Hanımefendi eğer doğruysa eşinin ifadesine göre 3 milyon dolara yat kiralanıyor. Ne yani, 3 milyon? Yakamı yanlış söyleme. Euro. Eşine göre 4,5 milyon euro. Euro. Özür dilerim. Kendisine göre, pardon özür dilerim, Ünsal Bey'e göre 3 milyon 850 bin euro, kendisine göre, Zehra Hanım'a göre 4,5 milyon euro. Yani Ünsal Bey az söylemiş o zaman. Biraz kısmış. Peki, o zaman yani demek istediğim şey şu, hepimiz şu an geçim sıkıntısı yaşıyoruz, maaşlarımız, gelirlerimiz pula döndü, enflasyona yetişemiyoruz ve ortada 4,5 milyon euroya, bak yat satın almıyorlar, kira bu kira. Ben merak bu ne bu kimin nasıl bu arada, bir tekne bu? Özür ne olur biri çeksin şunu marinada. Bazı izleyiciler yazmış. Bir dakika leasing'i tabii ben hiç bu finansal, işlerden anlamadığım finansal için. Finansal kiralama. Yani o 5 senenin sonunda zaten aldığın şey senin mi oluyor? Evet, adı öyle. Neyse. Evet. Peki soruyorum yani bak ben az önce arada konuşuyorduk. Tatile gidiyorsun böyle devasa yatlar görüyorsun. Biz onları hep böyle oligarkların falan diye espri yapıyorduk. Oligarkların, meğerse oligarkların. Milletvekillerin yatları mıymış yani? Bu arada savcılık özür dilerim. Tahliye kararına itiraz etmiş. Tutuklanabilir Ünsal Ban. Ben de zaten şaşırmıştım nasıl ama suç diye. Ama suç şurada en dikkate değer husus Sedat Peker'e eşinin görüntüsünü gönderdiği hususu. Şantaj, tehdit, şimdi, özel hayatın. Hayır, tehdit yok. Şantaj suçlama da mı? Şu. Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım. Evet. Diğeri de özel hayatın gizliliğini ihlal. Yani esasen tutuklanmayı gerektirir olup olmadığı tartışmalı. Tabii. Eylem de tartışmalı çünkü Sedat Peker'e eşinin... Hangi örgüt yardımıydı? Sedat Peker'e suç örgütü. Yani eşinin çektiği görüntü, eşinin kızgın anlarını, görüntüsünü çekip Sedat Peker'e göndermek örgüte yardım. O da onun önünü almış zaten. Ben ona göndermedim diyerek belki tamam, de onun önünü Sedat alıyor. Ama Sedat Peker bana bunu gönderdin diye yazdı. Evet. Yani evet. Fakat nasıl gönderdiğini ispat edilmesi gerekiyor. Onu diyorum. Sonuç olarak bu fiilden ötürü yani kendisi hakkında tutuklama kararı verilebilir. Öyle görünüyor. Tamamla ben bir şey söyleyeyim sana. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bakın burada ben İsmail de bilir. Yıllar oldu tabii de. Milliyetteyken çok fazla suç örgütü dosyası yazardım. Yani Çakıcı'da yazdık, Evcil'de yazdık, Peker'de yazdık. Suç örgütü nedir? Adı şudur. Çıkar amaçlı suç örgütüdür değil mi? Şimdi ben az önce bu biz hemşehrilik üzerinden konuşuyoruz, vekillik üzerinden konuşuyoruz ama hiç kimse bunun adını, tabii bunun adını koyması gereken hukuk, savcılar koyması gerekiyor bunun adını ama şöyle bir yapı düşünün, Türkiye'de geçmesin bu. Bir ülkede bir milletvekili, abisi de sermaye piyasasının başında. Burada danışmanlık şirketi kurulmuş, eşi de rektör. Bunun adı nedir ya? Bunun adı nedir? Kız kardeşi de şirketin ortağı. Şirketin ortağı. Ve İl Milli Eğitim Müdürü. Evet. Zehra Hanım'ın yani kız kardeşi. Nesrin Hanım. Soruyorum Nesrin yani burada, şimdi burada bir suç varsa, danışmanlar istifa ediyorsa, birileri görevden alınıyorsa bu suçun varlığını ikrardır değil mi? Şimdi, peki bu suçu birlikte yapan insanların kurduğu bu ilişkiler ağına ne denir? Ben bugüne kadar bakın her gruptan, her boydan suç örgütü dosyası okudum. Ben böyle bir örgüt görmedim yani. Mesela nedir? Çakıcı'ya örgüt derler. Alaaddin Çakıcı'nın iddiasnamesi nedir? Kendisi, kuzeni, kardeşi falan bunları toplanınca örgüt derler. Peker için de öyledir. İşte avukatını alırız. Hep böyle yani okuduklarım böyle. Yanında çalışan korumaları, avukatları, şirketlerinde çalışan insanlara savcılar örgüt diyorlar. Ben böyle bir örgüt görmedim hiçbir dosyada.
Yani bu böyle bir kurumun, devlet kurumunun başı. Tabii, tabii. Bir vekil vesaire. Yani bunun adını bakalım hangisi koyabilecekler mi? Ben onu merak ediyorum yani. Şimdi evet. Zehra Hanım'ın milletvekilinden önce bir iş hayatı var. Yok değil. DEİK'te görevli, MÜSİAD'da görevli falan ama öyle yani Türkiye'deki zenginler aleminde yeri var mı? Yok. İşte orta karar. Belediyeden aldığı ihaleleri gördün mü? Evet, çok gördüm, pardon. Gördüm. Yani çok da büyük rakamlar, çok da büyük değil. Rakamlar değil. Evet. Peki bu 2,5 milyon dolar nereden yani gelmiş? Yani 14 ihale. 2013'ten bu yana toplam 14 ihale 1,5 milyon lira. Evet. Yani faiz işletildiğinde tabii artar o para yani ama yani aldığı bu. Sonuç olarak şimdi az önce tabii Naci Bey dedi Taşkesenlioğlu ailesi işte böyle bir vakfı olan bir aile falan. Tamam da yani bu ailenin bütün üyeleri bürokrasi girmek zorunda mı? Yani. Yani zorunda mı? Benim mesela saymaz. Biz küçük bir aileyiz. Bizden bir tane memur var. Yani o da öğretmen zaten yani. Ne milletvekili ne bir şey yani. Şimdi Taşkesenlioğulları'nın şöyle bir durumu var. Zehra Hanım kendisi milletvekili. Hem de 2015 yılından bu yana 8 yıldır, 7-8 yıldır milletvekili. Şirketindeki ortağı olan kız kardeşi Nesrin Kakırman. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürü. En son Burdur'da mı bir yerdeydi. Hatta bir akrabalarda daha var. Bu arada Ali Fuat Taşkesenlioğlu, ağabeyi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, eski başkanı. Biri daha var mesela. Bunu yeni yani aileden? Onunla ilgili evet bir aile büyüğü daha var. Fuat Taşkesenlioğlu. Taşkesenlioğlu. Kuzen. Nereye? Aynı zamanda. O da bu saltanat döneminde Erzurum İl Spor Müdürü'ydü. O da orada görevliydi. Hatta bununla ilgili bir anekdot da aktarayım. 2016 yılında orada buz pateni olimpiyatlarına hazırlanan bir sporcumuz, sporcularımız Erzurum'daki tesislerde idmanlarını yapıyorlar. Onlardan biri de Naz Arıcı. Naz Arıcı. Evet. Naz Arıcı Erzurum'a gidiyor ve Erzurum'a gittiğinde olimpiyat madalyası var. Bana dün anlattı Naz Arıcı. Naz Arıcı ve bir kadın patencimiz. O sırada Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde kalıyorlar. Tohum deniyor buna. Hı hı. Hem orada kalıyorlar hem paten, buz pateni idmanlarını yapıyorlar. Evet. Bana şunu anlattı. Ali Fuat Bey, Fuat Taşkesenlioğlu geliyor bu iki kadına. Diyor ki burada erkekler var. Sizin kadın başınıza burada kalmanız doğru değil. Olimpiyat sana, olimpiyat sporcularını tohum merkezinden gönderiyorlar. Fuat Bey, rezaleti Fuat bak. Bey yani iki sporcudan birine yer buluyor. Diğeri hakkında talimat gelmediği için, Naz Hanım hakkında, Naz Arıcı hakkında talimat gelmediği için onu götürüp bir öğrenci yurduna koyuyorlar. Bir dakika şimdi bunu niye yapıyor, nedir bu, ben kadın, anlayamadım. Kadın erkekler arasında, erkek sporcular arasında kadın niye dolaşsın diyerek. Yani Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Hayır. Ay neydi bir adı? Bir sürü Taşkesenlioğlu var. Kuzenleri. Kuzenleri. Fuat Taşkesenlioğlu. Fuat Taşkesenlioğlu. Şimdi o kadınca, genç hanım, Naz Hanım. Naz evet. Hanım yani bu kartlar altında idmanını diyor ki her gün diyor fazladan 10 katı taksi parası vermeye başladım. Bana yer göstermediler. Bir kötü otelde olimpik kaldım. Olimpik sporcu yani. Ve bunun sonunda da gene olimpiyat kazanıyor kadın. Yani Türkiye'ye olimpiyat getiren işte Naz Arıcı. Olimpiyat madalyası getiren bir sporcu. Erzurum'da sadece soyadından ötürü Erzurumlar bence öyle. Erzurumlar bunun için utansın biraz. Bak, sadece, bu reva mı sporcu? Sadece soyadından ötürü bence İl Gençlik Spor Müdürü olan Fuat Bey tarafından. İnanılmaz. Ona gelen talimatı yerine getirmek adına kadınlar arası, erkekler arasında kadının ne yeri var, ne işi var denilerek yerinden gönderiliyor. Ve hatta şu an kendisi yazıyor. Diyor ki ben dünya şampiyonuyum, olimpiyat değil diyor. Dünya kendisi dünya aynı zamanda dünya şampiyonu Naz Hanım. Yani ben arkadaşlarımız hatta arasınlar bir anlatsın bize bence eğer imkanımız varsa. Yani bilmiyorum ne dersiniz arkadaşlar? Bilmiyorum. Keşke konuşacağız. Yani, vakit sorunu yaşayabiliriz. Yani kendisi ben anlatayım. Kendisi bana anlattı. Yani şimdi Ali Fuat Bey yeterliliği olsa Taşkesenli ya da ne işte bence para keserli. Ama yani Taşkesenli ailesi kalabalık olsa ne olur, seyrek olsa ne olur? Onlardan biri sadece ailenin bu nüfuzuna. Bir parantez açabilir miyim? Siz de okudunuz. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesine Barış Hakan Atilla'yla yaptığı konuşmayı, görüşmeyi yazdı. Ali Fuat da yani çok fazla bir şey söylemese de bazı konularda 17-25 mesela. Nasıl? Evet. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun liyakatını, yeterliliğini, evet, vizyonunu tartıştı. Daha doğrusu bunlara sahip olmadığını düşündüğünü söyledi. Evet. Burada da Fuat Taşkesenlioğlu Erzurum İl Gençlik, İl Spor ve Gençlik Müdürü iken. Yani aslında orada Ankara'dan oraya, Ankara'da tesisleri çöktüğü için Erzurum'a
olimpiyata hazırlanmak üzere gelen... Ben Erzurum'daki tesisleri gezdim İsmail. İlk yapıldığında orada kış olimpiyatları yapıldı. Evet, gençlik. O zaman günübirlik bir basın gezisiyle gitmiştik. Ya sen böyle dünya çapında bir tesis yapacaksın. Sonra senin dünya şampiyonu olan kadın sporcun oraya kampa gelecek. Evet. Ve sen onu kadın başında burada çalışma diye süreceksin şehrin ucuna. Onu otele ucuna. Yani burada erkekler hani aslında, var, erkek yani, sporcular var. Bu nedir yani? Başka bir otele gönderiyorlar ve o şartlar altında. Onlar yani bunlardan mı utanıyorlar? Kadın sporcudan utanıyorlar. Efendim saçım açık, videom çekilmiş diye utanıyorlar. Yani Erzurumlar biraz bence... Erzurumlar diye genellemek doğru olmaz. Hayır, az çünkü önce burada... konuştuk ya. Hayır, şehir için söylemiyorum. Hayır, onu demiyorum. Burada zaten bir biraz tane ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Sadece ailesinin nüfuzu, milletvekili, kuzeni, SPK başkanı... işte kuzeni nedeniyle bence orada oturan Fuat Taşkesenligil aslında... Erzurum için övünç konusu olacak bir kadın sporcuyu, dünya şampiyonu bir sporcuyu, senin ne işin var erkek sporcularla, sen git şu otelde kal diyerek tohum merkezinden uzaklaştırıyor. Kadın sporcumuz Naz Hanım bütün bu koşullar altında fazladan cebinden taksi belesi vererek idmanlarını yapıyor ve bunun sonucunda yine Türkiye'ye dünya şampiyonası getiriyor. Yani bu ne? Bu nüfus yüzünden. Sadece o nüfuz nedeniyle orada oturduğu için başka, bu da aynı zamanda liyakat tartışmasını beraberinde getiriyor. Tabii ki. Burada ben cümleyi başlarken şöyle demiştim. Yani elbette parası olabilir. Yani Zehra Hanım'ın bir miktar parası vardır. Ama burada para kadar en kritik olan husus nüfuzunu kullanması. Nüfuzunu da var olan servetinin yanı sıra yeni servet edinmek için kullanıyor olması. Kesinlikle ben bu fikirdeyim. Ve elimizde veriler var. Şu var. Bir kere çok açık biçimde yayınladığı basın açıklamasında ve boşanma davası geçişinde diyor ki kocam benim milletvekili nüfuzumu kullanarak ve ailemi kullanarak borsada alışveriş yapmıştır. O da zaten ifadesinde kabul ediyor. Bu bir nüfuz kullanımıdır. Evet. İkincisi kendisi aynı zamanda milletvekiliyken kocasının şoförü üzerine şirketini devrediyor ve kocası hem onun milletvekilliği kimliğini hem de kayınbiraderinin SPK başkanlığı kimliğini en azından bu amaçla kullanarak bir aktivasyona giriyor. Bu nüfus kullanımıdır kardeşim. İsmail zaten bence bunları açıklayamayacağı için sessiz Zehra Hanım. Yoksa mesela birkaç milyonluk kısmı ile ilgili o kadarlık bir servetten bahsediyor olsaydık çıkıp şey diyebilirdi. Ya ben zaten varlıklı bir aileden geliyorum. İşte yıllardır onu demiyor. Mesela onu demiyor. Mesela demiyor, kendisi diyor çünkü. Kendisi bunlara cevap veremeyecek. Siz mesela video kaydı. Şimdi bak burada belki de Ünsal Ban tutuklanacak. Sebep videoyu çekip Sedat Peker'e göndermekten. Ne kadar suç bilmiyorum. Ama orada bu videodan ötürü tutuklanırken savcılar demiyor ki bu videonun içinde ne var? Bu videoda bu kadıncağız ne demiş bu vatandaşa? Ne demiş Hakan abi? İkiniz para kazanmak için beni yakacaksınız demiş. Ya savcılardan biri de demiyor ki birader bu ikinci kişi kim? Hadi biri Ünsal Bey. İkinci kişi kim? İkinci kişim acaba Zehra Hanım'ın ağabeyi mi? Ali Fuat Bey mi? Ya da ikinci kişi acaba şoförü mü? İkinci kişi Ünsal Bey'in ağabeyi mi? Bu iki kişi para kazanmak adına sizi neden yakıyor Zehra Hanım? Sizin hangi niteliğinizi kullanıyor? Acaba milletvekili niteliğiniz mi? Hı hı. Acaba nüfuzunuz mu? Ve siz o esnada bu kavga Temmuz ayında olmuş Hakan abi. Temmuz ayında. Evet. Boşanma ne zaman? Ağustos. 18 Ağustos'ta. Evet. Siz nüfuzunuzun kullanıldığını biliyor musunuz? Yani eşinizin sizin nüfuzunuzu kullanarak servet edindiğini biliyor musunuz? Ve yetmiyor. Açarım ben konuşmalarını Erzurum basınını. Açarım meclis konuşmalarını. Fukaralık üzerine, boğazın kenarında viski içenler üzerine, efendim şu monşerler üzerine yazıları açarım, önüne koyarım. Bir de gider hani kendisinin muhalefeti suçlamak adına kullandığı ifadeleri ve kendisini övmek adına kullandığı ifadeleri. Ne kadar milli ve yerli olduğuna dair kullandığı ifadeleri önüne koyarım. Bitmez. Hayatının mihengine 6666 ayeti koyduğuna dair açıklamasını koyarım. Bitmez. Musalla'daki Fatiha'ya dair sözlerini koyarım. Bir de getirir Turgut Reis'teki 3.850 milyon yatı dolarlık koyarım. Bu yatı koyarım kardeşim. Yatı adı neydi İsmail? Bir de Betina. 2.5 milyon dolarlık kayıt dışı parayı koyarım. Hangi sizsiniz? Şimdi araya gideceğiz ama Lübe ikincidir söylüyorsun. Gerçekten benim de aklımdan geçiyor. Evet. Birisi de görmüş olsun, yanında olsun da bir fotoğrafını evet ya, çeksin bizimle paylaşsın. Marina'da o kadar insan, Türk vatandaşı var şu an. Evet. Şu yatı biri çeksin, görelim merak ediyorum yani.
Araya gidiyoruz. Bu konuyla devam edeceğiz. Biraz da şu boyutuyla. Bütün bu konuşulanlar, bu son süreç AK Parti'yi acaba nasıl etkileyecek? İlk verilen refleks, bugüne kadar yapılmayanlar. Sedat Peker açılan dava. Sedat Peker açılan dava. Evet, bir de o var bugün. Onu yazdık. Belki ıskalamış olabilirsin. Evet, bir dur, bir hazırlıksız mı yakaladım?